Akışımıza geri dönelim dediğimde anlatmak istediğim cebimize dönelim aslında. Siyasetle ilgili haberlerimizi ne zaman ekranlara getirsek, hadi ne zaman sokakta ne konuştuğumuzu duyacağız, hadi artık ne zaman hangi dert canımızı yakıyorsa onu ekranda görmek istediğin göreceğiz sorularını soruyorsunuz hep programın içinde. O blok başlıyor. Merkez Bankası ile başlayalım ama para politikası kurulu. Merkez Bankası Başkanlığı'nda Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda toplanacak Perşembe günü 21 Eylül Perşembe günü. Peki acaba faiz artış serisi sürecek mi? Kesik gözüyle bakılıyor bu politikanın uygulamasına bankanın politika faizine 500 bas puanla %30'a çıkarması bekleniyor. Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Arkadaşlar faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bu görevde olduğum sürece değerli arkadaşlar kusura bakmayın faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Gözler bir kez daha Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda 21 Eylül Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14'te de faiz kararı açıklanacak. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayananlar anlamayan anlamaz. Ama biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bankanın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki faize artırma karar serisini sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda politika faizini 500 bas puan artışla %30'a çıkarması bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi de sonuçlandı. Ankete 19 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 bas puan artırımı oldu. 250 ile 600 bas puanlık artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri %27,5 ile %30 olarak kayıtlara geçti. Yıl sonu politika faizi beklentileri de %35 ile 45 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı %36 oldu. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi. Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına da Hafize Gaye Erkan getirildi. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte faiz politikasında makas değişikliği yapıldı. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Faizi savunanla beraber olamam, olmam. Erkan'ın başkanlığında ilk kez Haziran'da toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 27 ay sonra politika faizini 650 bas puan artışla %15'e yükseltti. Banka indirim sürecini sonlandırdı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Temmuz ayında politika faizini 250 bas puan artırarak %17,50'ye çıkardı. Banka Ağustos ayında faizde tam anlamıyla sürpriz yaptı. Beklentilerin üstünde bir faiz kararına imza attı. Politika faizini 750 bas puan yükseltti ve %25 düzeyine çekti. Mart 2021'de 119 olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi. Banka bu yıl Şubat ayındaki toplantısında faizi yüzde sekiz buçuğa düşürmüştü. Açız yoksuluz ama bu arada. E, BİSAM'ın açlık e, yoksulluk sınırı e, araştırmasına göre de her ay verdiği yoksulluk sınırına göre de görüyoruz ki katlanan bir açlık yoksulluk sınırı var. Rakamlara buna göre baktığınızda açlık sınırı 12 bin lirayı yoksulluk sınırı aslında anketimizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamları belirlemişti 40 bin lirayı geçti. <laughs> Ağustos'ta yoksulluk sınırı 40 bin liranın üzerine çıktı. Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek içinse günlük 400 lira harcamak gerekiyor. Verileri Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 12.034 lira oldu. sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti de katlanıyor. Günlük harcamalarda Ağustos'ta 130 lira 25 kuruşla en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 79 lira 28 kuruş. Sebze, meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 84 lira 33 kuruşa ulaştı. Buna yumurta, kuru baklagil, ekmek gibi kalemlerde eklendiğinde sağlıklı beslenebilmek için yapılması gereken günlük harcama 401 lira olarak hesaplandı. Şimdi haberin ilk cümlesi maaş enflasyon karşısında eriyor olmuşken böyle bir habere gidecekken Selin Sabit ben hafta sonu sabahta sorumuz bizim maaşımız ne kadar olsun ki ayın 20'sinde karnımız ağrımasın. 25'inde yapılan planlara kardeşim ayın 25'i nereye gidiyorsunuz denmesin o planlar bir sonraki aya ertelenmesin. En azından hani sağlıklı sıhhatli istediğimizi alabileceğimiz tek başımayız kiramız yok çoluğumuz çocuğumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Tek başımıza bir ay 30 gün boyunca bize yetecek parayı. Yoksa diğer türlü zaten 40 binde yetmez, 50 binde yetmez. Kiralar almış başını gitmişken. Maaşımız kaç para olsun diye sorduk. Gelen cevaplardan yüzde 15'i 25 bin civarı kurtarır diyor. Yüzde 85'i 40 bin anca yeter diyor Selin Sabitben. Anketimizi Instagram hesabımda eğer yanıtlamak isterseniz ona kadar ara ara bakacağım ve sonuçları sizle paylaşacağım. Geçim derdi ne yapıyor bize? Geçim derdi hepimizi kredilere e, kredi kartlarına yöneltiyor ancak geri ödemek de sanki böyle hediye ediyormuş e, kafasında değiliz artık ama ödemek almak kadar e, kolay olmuyor onun hesabı daha zor oluyor daha uzun vadeye günlere yayılıyor mesela temmuz ayında çok e, kişi 180 bin kişi kredi kartı borcunu ödememiş alması güzel de ödemek çok zor bir şey. Hele bu zamanda. Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor. Kredi başvuruları ve borçlanma da aynı oranda artıyor. Milleti krediye ittiler. ittiler. Maalesef. Yittiler. Hani Maalesef. milleti mağdur bıraktılar. Ne yapsın millet? Ne yapsın? Yetiştiremiyor. Çocuğun çocuğu besleyemiyor. Bak çocuklar aç gider okula. Ne yapsın? Artan enflasyon eriyen alım gücü. Vatandaş geçinebilmek için krediye, kredi kartlarına sarılıyor. Ödenemeyen borçlar da gün geçtikçe artıyor. Sadece Temmuz ayında 180 bin kişi borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü. Çok normal. Yani böyle bir yönetimde bırakın kredi kartını, millete artık evindeki eşyaları satıyor haberiniz var mısın? Evinde televizyonunu satanları gördüm ben. Daha dün ile belki günü çocuğun okul masraflarını yapmak için. 180 bin kişi mi? Belki işlerinde ben de varım. Kredi kartını alışveriş yapıyorum. Aldığım emekli maaşından kapatıyorum. Ondan sonra tekrar kredi kartına öyle bir dönüşüm yapıyorum. Yememeye çalışıyorum ve kredi kartını ödemeye çalışıyorum. Başka çarem yok. Bak ben 73 yaşındayım. Hala eşim de öyle hala çalışıyor. Emekliyiz. Daha yaz geldi, bitti. Biz tatil nedir bilmiyoruz. Ölmekten başka bir çare yok. Ölürsen kurtulursun. Çünkü gittikçe daha kötüye gidiyoruz. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Temmuz ayında bireysel kredisini ödeyemeyenler 78 binden 96 bine çıktı. Bireysel kredi kartını ödeyemeyenlerse 100 binden 114 bine ulaştı. Kredi kartımız var mı? Var tabii. Borcumuz var mı? Var. Nasıl ödeyeceğiz? İşte ödüyorum yavaş yavaş. Ondan alıyorsun ona yatırıyorsun ondan alıyorsun ona yatırıyorsun. Bitiyor maalesef. Vatandaş borç batağında. Yasal takibe uğrayan borçlu sayısı 752 bine çıktı. Yurttaşların borç miktarı 2.4 trilyon TL. İcra dosyası sayısı ise 9 milyon 307 bin. Millet baş edemiyor işte ondan döndürüyor kredi kartından döndürüyor ne yapsın millet? O da kısıtlanıyor şimdi ne olacak bakalım? Hep der her milleti sokağa dökecekler yani bunu istiyorlar. Kimse de para olmadığı için herkes öyle dönmeye çalışıyor kredi kartıyla. Geçinmeye çalışıyorlar, geçinmeye çalışıyorlar bir tanem.